30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 15 Mart günlerden pazartesi, yeni bir haftaya adım attık. Bu hafta Merkez Bankası başkanları, daha doğrusu Merkez Bankaları'nın toplantısı tamamı bütün hafta bekleyeceğiz. FED çarşamba günü. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Brezilya, Endonezya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası olacak. Ve Cuma günü Japonya Merkez Bankası ile Rusya Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek. Hemen biz tabii Beste Nasrulli'ye dönelim, bir kripto paralara bakalım. Çünkü hafta sonu 60 bin doları da bulmuştu. Beste, iyi haftalar diliyorum. Merhaba Zeliha, yayınlar, iyi haftalar. Teşekkürler. Nedir durum şimdi? 60 bini bir gördü. Açıkçası burada biliyorsun ki yardım çeklerinin dağıtımı hafta sonu başlandı ve bunun da kripto paralara etkisinin olumlu olacağını konuşuyorduk. Ve açıkçası bu yardımlar gelmiş olmalı ki bir anda Bitcoin Cuma günü 54 bin dolar seviyelerinden 62 bin dolar seviyesine doğru yaklaştı. Zaten iCrackpacks araştırma olarak bu yıl içerisinde Bitcoin'i değerleme rakamımızda 80 bin dolardı. Ve bununla beraber şu anda bu seyrin devam etmesi bekleniyor. Şu anda bizi baskılayan Amerikan faizleri, daha doğrusu 10 yıllıkların yeniden 1.60'ın üzerine çıkması olsa da açıkçası şu anda biraz daha S&P ile olan korelasyonumuzdan kaynaklı bir durum söz konusu. Ama şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki haftalarda, özellikle Nisan ayında güçlü bir trend halini bekliyoruz. Ve bununla beraber de 2021 yılında özellikle kurumsalların FOMO'su dediğimiz, yani dışarıda kalma korkusuyla kurumsal alıcıların da yakın bir dönem içerisinde yeniden kripto para cephesinde haberlerini de duymayı umuyoruz. Peki FED toplantısı var. Daha doğrusu bütün hafta Merkez Bankaları'nın toplantısı var. Nasıl bir etki beklersin hem Bitcoin hem de altcoin'lerde? Şimdi FED toplantısında aslında beklediğimiz şey projeksiyon olacak. Çünkü projeksiyonda yayınlanacak olan dot plot dediğimiz noktasal analiz, üyelerin ne zaman ilk faiz artışını beklediğini bizlere yorumlayacak. Şu anki sıkıntı açıkçası küvetin haddinden fazla su dolması. Yani 1.9 trilyonluk paket acaba Amerika'da enflasyonist baskı yaratır mı? FED bunu kontrol altına alabilir mi, alamaz mı? Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ama şunu da söylemek gerekirse, kripto paraların enflasyonu olmadığı için olası bir baskı durumunda, Amerika'daki enflasyonist bir baskı durumunda yine kaçılacak iki tane enstrüman olacak. Bunlardan bir tanesi kripto para, diğeri ise altın. O yüzden bu dot plotta beklediğimiz ilk enflasyon, daha doğrusu ilk faiz artırımı ne zaman olacak? Acaba enflasyonist baskının önüne geçer mi, geçmez mi beklentisi buradaki kripto paraların değerini belirleyecek. O yüzden 2023'ten önce eğer faiz artırımı beklenmiyorsa bu açıkçası bizler, evet, açısından, yani kripto paralar açısından olumlu bir seyir olacaktır diye düşünüyoruz. Beste, teşekkür ederim aktardıkların için. Şimdi efendim Ankara'ya dönüyoruz. Açıl Sezer'in konuğu Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank. Merhaba Açıl. Zeliha, teşekkür ediyoruz sana. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu rekabetçi sektörler programı çerçevesinde bugün bir toplantı düzenlendi Ankara'da. Aslında 2007 yılında başlamış olan programda bugüne kadar 800 milyon euroya yakın bir kaynak sağlandı. 80'in üzerinde proje vardı. Biz detayları şimdi değerlendirmeye çalışacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'la hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk, efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi oldukça önemli bir program ve proje olarak da 2007'den bu yana birçok dönüşüm sağlayabilecek alana büyük projeler çerçevesinde bu kaynaklar aktarıldı. Şu ana kadar edinimler üzerine bir kısaca değerlendirmenizi alayım, daha sonrasında diğer detayları da soracağım. Evet, söylediğiniz gibi aslında rekabetçi sektörler programı aday ülkelerin Avrupa Birliği'nin mali destek programları kapsamında fonlanarak desteklenmesi temeline dayanan bir proje. Bakanlığımızda 2007 yılından itibaren rekabetçi sektörler programını yürütüyor ve çok farklı alanlara ve sektörlere yatırımlar yaparak Türkiye'deki ekonominin dönüşümüne katkı sağlamaya çalışıyor. Evet, çok farklı alanlarda önemli projeleri hayata geçirdik. Bunlar tarımsal projeler,
turizmle ilgili projeler olduğu gibi özellikle imalat sanayine dönük onların dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak, prototipleme ihtiyaçlarını giderecek ya da ürünlerin test ve sertifikasyonuna katkı sağlayacak laboratuvarların kurulması gibi farklı alanlara yatırımlar yaptık. Anadolu'nun her noktasına gittiğimizde biz tabii ki projelerimizi ziyaret ediyoruz ve bunların ülkemize katkılarını görebiliyoruz. Göbekli Tepe örneğini ben çok seviyorum. Biliyorsunuz Göbekli Tepe dediğimizde karşımızda bir imaj beliriyor. Oldukça inovatif bir çatısı var. Aslında nanoteknolojiyle üretilmiş bir çatı. O çatıyı mesela biz rekabetçi sektörler programı kapsamında destekledik. Göbekli Tepe kalıntılarının üzerine yerleştirdik. Böylece binlerce, yüz binlerce ziyaretçinin bu alanı ziyaret edebilmesinin önünü açtık. Dolayısıyla çok farklı alanlarda, çok farklı projelere destek vererek gerçekten ekonomimize önemli katkılar sağlıyoruz. Yatırım anlamında, girişimcilerimizin güçlendirilmesi anlamında, özellikle üreticilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi anlamında başarılı projelerimiz var. Tabii ki biz önümüzdeki dönemde de bu projeleri devam ettirmek istiyoruz. İPA 3 elbette devam edecek. Ama biliyorsunuz Avrupa şu anda yeşil mutabakatı konuşuyor. Özellikle karbon nötr bir kıta Avrupası oluşturabilmek için çalışmaları, gayretleri var. Biz de bu programlara da özellikle katılmak istiyoruz. Dijital yeşil mutabakat kapsamında biliyorsunuz Avrupa Birliği Invest EU programını ilan etti ve 1 trilyon avroluk bir bütçe ayıracağını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Dolayısıyla biz elbette bu fonlardan da bu programlardan da yararlanmak için önümüzdeki dönem planlamalarımızı yapıyoruz. Avrupa Birliği ile görüşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de şimdiye kadar başarıyla getirdiğimiz projeleri ileriye taşıyarak biz devam edeceğiz. Şimdi 2007'de başlamış, 2014'te ilk dönemi tamamlanmış, 2014-2021 ikinci Avrupa Birliği bütçesi çerçevesinde tamamlanmış bir program. Şimdi bundan sonra yeni bir bütçe dönemi geliyor Avrupa Birliği'nde. Dolayısıyla bizim alacağımız burada şu ana kadarki 800 milyon euroyu almışız, kullanmışız. Bunu çeşitli projelerdeki içinde teknoloji projeleri de var. Otonom sürüş vesaire gibi şeyleri destekleyen unsurlar da var. Buradan sonrasında yeni güncellemesinde bu kaynağın devamlılığını sağlayabilecek miyiz? Bir. İkincisi, aday ülkelerin diğerleri bize göre ölçek olarak çok küçük. Avrupa Birliği'nin kendi bütçesinin çok önemli bir kısmı bu bağlamda bize kaymak durumunda kalıyor. Benzer bir bütçeyle yola devam etme şansımız olacak mı? Tabii sadece mali destek programı değil, birlik programları da çok önemli. Ve yeni yeni programları da aslında Avrupa Birliği ilan ediyor. Biliyorsunuz Ufuk 2020 programını TÜBİTAK'la yürütüyoruz. Özellikle Ar-Ge inovasyon ve bilim alanındaki projeler buradan destekleniyor. Ve Türkiye son dönemde çok başarılı işlere imza attı. Birçok firmamız sadece programa katılmakla kalmadı. Projenin lider yürütücüsü olarak da bu işlerin içerisinde yer aldı. Dolayısıyla evet, İPA 3'te nasıl olacağına dair daha Avrupa Birliği kendi kafasını netleştirmiş değil. Biz müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Burada elbette bir fon oluşacak ve biz bu fona kendi katkımızı sağlayıp bundan yararlanacağız. Rakamları ama şu anda tahmin etmemiz mümkün değil. Ama önümüzdeki dönemde özellikle girişim sermayesi fonlarına dönük yeni projelerimiz var. Yine bunları bu kapsamda desteklemek üzere biz Avrupa Birliği ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ama birlik programlarında da çok daha etkin olabilmek için de biz şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında hem birlik programlarına hem mali destek programlarımıza katılacağımız artık aşikar. Ama müzakere süreçleri devam ediyor. Ben önümüzdeki dönemde bu işlerin ivmelenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle yeşil mutabakat kapsamında biz hem Türkiye sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde fonları kullanmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın en önemli üretici ülkelerinden bir tanesiyiz. Ama aynı zamanda ben yeşil mutabakata dönük teknolojileri geliştirebilen bir Türkiye
olduğuna inanıyorum. Şu anda altyapımız buna müsait. Buna dönük de teknoloji geliştirici firmalarımıza bu fonlardan kullandıracağız. Kendi sistemimizi de buna göre güncelleyeceğiz. Biz sizinle benzer yaşlardayız. Bizim gençliğimiz Avrupa Birliği hayalleriyle, hülyalarıyla geçti. Tam üyelik konusunda sizin bakışınız nedir? Türkiye sizce ne zaman Avrupa Birliği'ne tam üye olur ya da olabilir? Bugün konuşmamda da söyledim. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin beraber hareket etmesi bir tercih değil. Aslında bir zorunluluk. Değişen dünya konjonktürünü ele aldığımızda Avrupa Birliği'nin aslında kafasını netleştirerek bir karar vermesi gerekiyor. Eğer dünya siyasetinde etkin olmak isteyen bir Avrupa Birliği hayal ediyorlarsa mutlaka Türkiye ile beraber hareket etmeleri lazım. Türkiye'nin potansiyelinden, nüfusundan, savunma sanayindeki gücünden ve elbette ki üretimdeki kabiliyetlerinden faydalanıyor olmaları lazım. Dolayısıyla ben şunu gönül rahatlığıyla ve açık yüreklilikle söyleyebilirim. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nde olmasından menfaatleri var ve buna ihtiyacı da var. Çünkü Türkiye biliyorsunuz en büyük ticaret ortağımız Avrupa Birliği. Ekonomimizi artık iç içe geçmiş vaziyette. Tabii ki tam üyelik oldukça uzun yıllardır beklediğimiz bir hedef. Biz aslında bu hedefimizden asla sapmadık. O heyecanımızı da kaybetmedik. Ama Avrupa Birliği'nin zamana ve zemine göre değişen tavırları, hatta bazı lider değişimleri sonucunda değiştirdikleri tavırları bu süreçleri elbette zora sokuyor. Ama biz şu anda yakaladığımız ivmeden mutluyuz. Mart ayındaki zirvede güzel kararların çıkacağına inanıyoruz. Bizim Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz devam ediyor. Biz bunun takipçisi olacağız. Ama Avrupa Birliği'nin burada karar vermesi gereken taraf olduğunun tüm dünyanın bilmesi gerekiyor. Bunun da altını çizelim. 2002-2013 arasındaki gibi bir Avrupa Birliği perspektifine döndü Türkiye diyebilir miyiz? Buna benzer bir perspektife döndük diyebiliriz. Ama şunu da söylememiz lazım. Özellikle Covid-19 salgını, tabii ki bu yaşanan işte maske savaşları, aşı savaşlarını bir tarafa bırakırsak aslında ülkelerin birbiriyle çok daha fazla işbirliği yapmasının önemini ortaya çıkarmış oldu. Dünyayla bu sorunlarla tek başınıza mücadele etme şansınız yok. Beraber hareket etmek zorundasınız. İdealleriniz birbirinize uyuyorsa, fikirleriniz, düşünceleriniz, medeniyet anlayışlarınız birbirinize uyuyorsa beraber hareket etme mecburiyetindesiniz. Biz tabii ki böyle bir heyecanı tekrar bu dönemde yaşıyoruz diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupalı liderlerle son dönemde önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Biz bu hedeften dediğim gibi sapmadık. Ama neyin nasıl gelişeceğini tabii ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Peki ekonomik reform paketi Cuma günü itibariyle açıklandı. Paketin içerisinde sanayideki dönüşümü, teşvik politikasının güncellenmesini içeren maddeler de var. Siz öncelikle bakan olarak paketi nasıl buldunuz? Bir, iki, kendi alanınıza değen taraflarda biraz daha spesifik, özellikle teşvik güncellemesi tarafında atılacak adımlara dair netleştirme yapmanız mümkün mü? Ben paketi zaten kendim çalıştığım için tabii ki çok başarılı bir paket olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Lütfü Bey çok büyük emek sarf etti ve sürekli Sayın Cumhurbaşkanımızla irtibat halinde günlerce toplantılar yaparak paketi son noktasına getirdi. Dolayısıyla bu ekonomik reform paketinden biz umutluyuz. Tabii yayından önce de sizle konuştuk. Burada konuşmamızda bir mahsur yok. Bize şu tip eleştiriler yapılıyor. Bundan önce de bir sürü paket açıkladınız. Bunu eleştiren tarafların düşünemediği bir şey var. Ekonomi böyle bir sabit organizma, mekanizma değil. Yaşayan bir süreç. Sonuçta 2002'de ekonomiyle 2021'deki ekonominin
aynı olduğunu, reflekslerin aynı olduğunu, dünyadaki rekabetin aynı olduğunu söyleme şansımız var mı? Elbette yok. Dolayısıyla ekonomi nasıl yaşayan bir süreçse bizim kendimizi güncellememiz de yaşayan bir süreç. Yeni gelişmelere karşı biz elbette yeni reform paketleriyle ülkemizin menfaatlerine en uygun olan yapıya dönmek için kendimizi güncellemek istiyoruz. Dediğim gibi biz bakanlık olarak da pakete önemli katkılar verdik. Özellikle teşvik tarafında hem yeşil mutabakat çerçevesinde sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü önceleyecek, tetikleyecek yeni bir teşvik mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Bunun yanında özellikle dünyada biliyorsunuz doğrudan yatırımlar azalmaya başladı ve ülkeler arasında müthiş bir rekabet var. Biz yeni teşvik modelleriyle bu doğrudan yatırımları nasıl ülkeye çekebiliriz? Bununla ilgili de teşvik sistemimizi güncelleyeceğiz. Bunun yanında çok farklı özellikle yüksek teknolojili alanlarda katkılarımız olacak. Girişimciliğin desteklenmesi konusunda katkılarımız olacak. Bunların tamamını Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelerek görüştük. Ama biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bu reform paketini bir şeyin altını çizerek ilan etti. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat. Biz Türkiye'yi üreterek büyüyen bir ülke konumuna getirmek istiyoruz. Elhamdülillah Covid döneminde özellikle imalat sanayinde çok güzel bir ivme yakaladık. Başarılı bir ivme yakaladık. Buna da bazıları inanmak istemiyor ama rakamlar ortada. Bakınız geçen sene yani pandemi döneminde sanayide istihdam 337 bin kişi arttı. Yani biz yatırım rakamlarına baktığımızda bizim teşvik sistemimiz o kadar şeffaf ki hangi firma hangi teşviği alıyor her ay resmi gazetede yayınlıyoruz. Hangi firma hangi teşviği almış, hangi firma hangi aldığı teşviği tamamlamış, artık yatırımını tamamlamış ya da yatırımını yapamayan hangi firmanın teşviğini iptal etmişiz. Dolayısıyla özellikle imalat sanayindeki teşvik belgelerine baktığımızda orada da büyük bir inme var. Makine teçhizat yatırımları kalemine baktığımızda büyük bir inme var. Dolayısıyla biz aslında Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan katma değerli ve sürdürülebilir büyümenin formülünün imalat sanayinde olduğunu biliyoruz. Buraya yatırım yapıyoruz. Özellikle reform paketimizde de bununla ilgili maddelerin biz takipçisi olacağız. İki tane sorum kaldı. Bunlardan bir tanesi elbette katma değerli üretim Türkiye'nin en önemli boyutlarından, en önemli tartışma alanlarından bir tanesi. Mesela ihracatımızda artış var ama kilogram bazında ihracatımıza baktığımızda bunun gerilediğini görüyoruz. Burayı artırmak için ne yapacağız? Bu birinci soru. Burayı artırmak için daha fazla Ar-Ge'ye, daha fazla inovasyona öncelik vereceğiz ve bu alanda yatırım yapan firmalarımızı destekleyeceğiz. Bu alandaki altyapılarımızı arttıracağız. İşte rekabetçi sektörler programıyla aslında bunu yapabilecek firmalara da altyapıları biz Türkiye'nin her tarafında kurmuş olduk. Şu anda gerçekten genç ve cevval bir nüfusumuz var. Ar-Ge'ye, bilime, inovasyona yönelen bir nüfusumuz var. Ve firmalarımız günden güne bu alana yatırım yapmanın katma değer ürettiğinin farkında daha fazla olarak ilerliyorlar. Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli yurt içi hasıla içerisindeki payını arttırdığımızı görüyoruz. İki sene önce ilk defa %1'in üzerine çıktı. Dolayısıyla biz Ar-Ge ve inovasyona çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. TÜBİTAK'ın araştırma bütçesi bu sene %100 arttı. 1 milyar lira ilave bütçeden para aldık. Neden? Sadece bu tip katma değerli üretime yönelebilecek, özellikle üniversite sanayi işbirliğini tetikleyecek projelere yatırım yapabilmek için. Ben bu manada Türkiye'nin geleceğini çok parlak görüyorum. İhracatta şu anda çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Rakamlarda güzel gelişmeler var. Dolayısıyla evet, ihracatımızı arttırırken kilogram başına ihracatımızı da elbette arttırmamız lazım. Bunun yolu da bilime yatırımdan geçiyor. Biraz çok konuştum ama sizi bulmuşken şunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Milli Uzay Programı diye. Bir 5 dakika daha yayın için alan rica edelim arkadaşlardan. Milli Uzay Programı
diye bir program ilan ettik. Burada amacımız ne? Dünya bir yarış içerisinde. Ülkeler birbirleriyle her gün yeni hedeflerini ilan ediyorlar. İşte en son Rusya ile Çin ayda üs kurma projelerinin bir uzay istasyonu kurma projelerinin olduğunu ilan etti. Biz peki milli uzay programımızı neden bu dönemde ilan ettik? Çünkü Türkiye'de gelişmiş uzay alanındaki kabiliyetlerin artık bize katma değer sağlaması lazım. Ekonomiye dönmesi lazım. Bu yarışta Türkiye'nin bağımsız ve kendi ekonomisini üretebilen bir ülke konumuna gelmesi lazım. Bunu yapamazsak diğer ülkelerin sadece uydusu olabilirsiniz. İşte o zaman biz gene tekrar neden bizim kilogram başına katma değer ihracatta artmıyor bunu tartışırız. İşte biz yüksek teknolojili alanlara yatırım yaparak burada elde ettiğimiz kabiliyetleri sanayinin her alanına, her sektöre uygulamak istiyoruz. Bunların çarpan etkisi var. Uzayda geliştirdiğiniz bir malzeme ile dünyada milyonlarca dolarlık katma değer üretecek bir ürün geliştirebilirsiniz. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz, bunun gayretini gösteriyoruz. Son sorum, ekonomi değişiyor, dünya da değişiyor ya, kripto paralarla ilgili olarak sizin düşünceniz, bakışınız nedir diye sormak isterim. Çünkü dünyada iki şey tartışılıyor, bir blockchain zincir, iki kripto paralar. Türkiye'de de 3 milyonun üzerinde kripto para yatırımcısı oldu. Buraya bir düzenleme, bir değişiklik düşünülüyor mu? Şimdi bu çok tartışılan bir alan. Aslında gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler ilk başta bu olayı çok ciddiye almadılar. Ama bugün geldiğimiz noktada çok kontrolsüz, büyük riskler barındıran, sahtekarlık ve dolandırıcılığın çok kolay yapılabileceği bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkelerin, egemen ülkelerin bu kadar kontrolsüz bir şekilde böyle bir ekonomiyi başıboş bırakacaklarına ben inanmıyorum. Önümüzdeki dönemde gerek Batı ülkeleri gerek diğer dünya devletleri de mutlaka bu alanla ilgili regülasyonlar getirmeye başlayacaklar. Biz onları mı bekleyeceğiz yoksa kendimiz Türkiye olarak Avrupa'da en fazla kripto para yatırımcısı Türkiye'de çünkü. Bizim vatandaşımız riski seviyor. Onun için bu alanlara yatırım yapıyor. Biz şu anda TÜBİTAK Bilgem'le aslında blockchain teknolojisini ve kripto para teknolojisini çalışıyoruz. Merkez Bankamızla beraber hem dijital paralarla ilgili hem de kripto paralarla ilgili yürüttüğümüz bir projemiz var. Elbette vatandaşlarımız açısından çok risk oluşturan ve dediğim gibi dolandırıcılığın çok fazla yapılabileceği bir alanı bu kadar başıboş bırakmanın ben kişisel olarak doğru olduğuna inanmıyorum. Bakan arkadaşlarımızla da ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu alanda neler yapılabilir? Biz kendi hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama dünyada bu alanı ülkelerin kontrol edeceğine ve başıboş bırakmayacağına ben kişisel olarak inanıyorum. Bugün çünkü Hindistan mesela hem alım satıma hem aynı zamanda madencilik işlemine kripto paralar için bir sınırlama, yasaklama getirdi. Herkes biraz kendi önlemini almaya başladı gibi görünüyor. Siz ufukta görüyor musunuz böyle bir önlem? Yani bugünden bir önlem ilan etmemiz doğru değil. Ama tabii ki biz çok yakından takip ediyoruz. Ne yapacağımıza önümüzdeki dönemde karar vereceğiz. Ama bugünden şunu yapacağız demek doğru değil. Kripto paraların gelecekte yerinin olduğunu düşünüyor musunuz? Yani ben o konuda şu an kararsızım. Çok daha negatiftim. Yani bu işin dünya ticaretinde çok fazla yer alabileceğine inanmıyordum. Bunlar hep kişisel görüşlerim. Ama bugün geldiğim noktada çok etkin olduklarını görüyorum. Bu tabii dünya piyasalarındaki parayla da çok ilişkili. Etrafta dolanan çok büyük rezervler var ve bunlar gidecek yerler arıyorlar. Biliyorsunuz Elon Musk'ın işte bir tweetiyle bir anda sistem alt üst olabiliyor. Dünya ticaretinde çok fazla etkin olmayabilir ama bence yaşamaya devam ederler. Ama dediğim gibi bence ülkeler bunu mutlaka kontrol altına alacaklar. Sayın Mustafa Varank çok çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için söz yeniden İstanbul'a.
Açıl Sezen, çok teşekkürler. Çok değerli soruları vardı Açıl'ın. Özellikle kripto paralarla ilgili tekrar teşekkür ediyoruz biz Bakan Bey'e. Ve bitiriyoruz. Saat 19'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.